Evet arkadaşlar, çınar avımız devam ediyor. Gayet güzel bir av olmaya devam ediyor. Keyifli oldu. Buluyoruz. Buldukça daha keyifli oluyor ve daha bir hani güzel vakitler geçirtiyor bize. Bakın. Oo, çok güzel. Yarısını da bıraktım ama. Bakın. Aa. Gel bakalım gözüm kulağım gel. Bakın. Muhtemelen bu kadar değildir arkadaşlar. Bu çubuğun çevresinde birkaç daha bulmamız lazım. Bakalım görebileceğiz mi, bulabileceğiz mi bilmiyorum ama. Burada başka bir yabani nasıl bir fırtınalı bir hava var arkadaşlar. Bakın. Acayip sert bir fırtına var. Ama biz duruyoruz mu? Hayır. Çıntar toplamaya devam. Çıntarlarımız da yavaş yavaş çıktığı için hiçbir sıkıntımız yok. Bakın. Evet arkadaşlar. Çıntar avımız devam ediyor. Kamerayı sepetin içine koymuştum da. Ondan böyle garip bir görüntü gelmiş olabilir. Anam. Gayet güzel arkadaşlar. Taze. Tam böyle yenmelik. Artık çok keyifli yenilebilecek bir mantar olmuş. Bakın. Hem de burada var. Gibi. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Olmaz arkadaşlar. Açalım biraz sağını solunu. Bu. Bakın arkadaşlar ne kadar ilginç bir yerde olmuş. Tam su birikiminde. Kendiliğinden çıkmış burada. Benimki de laf. Tüm mantarlar kendiliğinden çıkar da. Burada yani açıkta çıkmış onu demeye çalışsın. Gayet güzel. Güzel. Bakın arkadaşlar. Bütün olmuş. Buradan ulaşamadım. En azından güzel bir görüntü olmadı. Şöyle yapalım. Çok rüzgar ara ara çok şiddetleniyor arkadaşlar. Bayağı. Devam edelim. Bakalım çevresinde var mı? Göremedim ama aramaya devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bazen böyle çok az görünse de artık göz alışkanlığı bakınca görebiliyoruz biz bunları. Görüyor musunuz? Yanındaki biraz bozulmuş ama şu tazeye benziyor. Evet. Şu biraz bozulmuş. Onu kesmeye gerek yok. Doğum olarak kalsın. Şuna bakalım. Burada çıkamadığı için kırılmış bir tane var. Bunu buraya koyalım. Bu kabartının altında da olma ihtimali var arkadaşlar ama tabii her zaman olmaya da biliyor. Ama gördüğünüz gibi böyle kabartıyı gördüğümüzde altına bakıyoruz. Çıkma ihtimali de oluyor. Sepetimizi atalım. Ve çevresine bakalım.
Evet arkadaşlar bakın. Da bu mahallenin muhtarı galiba. Darcım, gel bakalım. Bakın şuraya da bakın arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bu ağaçtan çıkamadığı için çalıdan şekilden şekile girmiş. E tabi biz de ama şimdi bunun kötü tarafı ne? Görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz şey kurtlanmış. Kurtlar bunu yemiş. Artık bunun bir değeri kalmamış. Onu bırakıyoruz. Ve çevresine bakıyoruz yerini. Bakalım belki bir iki tane daha çıkabilir. Tazesini de bulabiliriz diye. Evet arkadaşlar bakın. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Bakın çıtırlarımız. Tamam sepetimize. Evet. Şunu da alalım. İster gibi. Taze taze. Güzel. Evet. Devam edelim. Şurada da var bir tane. İyi. Güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, geçen gün çok ilginç bir olay oldu. Aynı bu şekilde çalıların içerisinde çınar topluyoruz. Tane arkadaş çalıların içerisinde karşılaştık ama böyle 1-2 metre mesafeden. Diyor ki sen yansıma değil misin? Evet dedim benim ne oldu? Normalde ben pek kendimi göstermem açıkçası. Yüzümden tanıma ihtimali yok. Ben seni sesinden tanıdım. Senin videolarını seyrediyorum ben dedi. Sen de bu bölgeyi söylediğin için bu tarafa geldim dedi. Yiyecek kadar bulmuş arkadaşlar. Yardımcı olmuşuz arkadaşa. Denizli Kayhan'dan bir arkadaş şehirden gelmiş. Ona da. Ama güzel bir anıydı bana kalsa. Artık kendimizi görmeseler bile sesimizden direkt tanıyabiliyorlar. Çok güzel bir şey bence. Demek ki izleyen bir faydasını olduğumuz adamlar da var. Evet. Bakın arkadaşlar. Süper. Süper, süper, süper. Arkadaşlar şu ara tek 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 geliyor ya. Ya çok toplandığı için kalan bu ya da yok yani. Ama dediğim gibi tek tek buluyoruz birer birer. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şu biri. Tanesi de bu. Çıkamadığı için bayağı bir dağılmış. Evet. Evet. Daha bu çevrede var herhalde. Bakalım. Evet bakın. Burada da var bir tane. Çok güzel. Bir tane değil. İkiz olmuş burada. Bunları da alalım arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Devam edelim. Bu bölgede sanki birkaç daha bulacağız gibi. Arkadaşlar, böyle güzel bir yerden geçiyoruz şu anda. Yavaş yavaş arabaya doğru döneceğiz. Ama böyle işte. Böyle olduğum çok güzel ama açıkçası burada da mantar bulunmuyor. Çünkü nemi korumamış. Biraz böyle güneybatıya bakan bir yamaç. Ondan dolayı nem azaldığı için öbür tarafta bayağı mantar toplamamıza rağmen buralarda bir şey yok. Yani mantar topladığımız bölgeyi bildiğimizde hani genelde kuzeye baktığı için nemi korur. Ama burası dediğim gibi nemi korumamış. Ama olabilir mi? Olabilir. Dediğim gibi bulunabilir mi diyordum ya. Bulunuyor arkadaşlar bakın. Taze taze. Oh 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 oh. Bakalım.
Görüyorsunuz. Şunlara bakın arkadaşlar. Hey maşallah. Bu şuna bakar mısınız bir? Rüzgar çok şiddetlendi. Burası biraz da rüzgar yönüne açık bir yer arkadaşlar. Görüyorsunuz. Baya baya ortam rüzgarlı. Ama güneş var. Ondan dolayı da çok şey yok. Şunun içini kontrol etmemiz lazım. O yüzden pek şey yapmıyorum. Onu koydum. Ama bunlar taze. Direkt görüyorum da. Maşallah var. Güzel. Bakın arkadaşlar. Rüzgarın şiddetini görebilirsiniz. Sesini de zaten duyarsınız. Uğultusu. Fırtına şiddetini biraz daha artırdı. Hava açık. Bugün akşama kadar açık olacak gibi görünüyor ama sürekli böyle uğultuda şeyde bayağı bir şey oluyor. Sıkıntılı. Aramaya devam ediyoruz tabii. Arkadaşlar bu rüzgarın arkasında büyük ihtimal güzel bir yağış olacak. Bakın hatta ağacı da yıkmış rüzgar. Ondan dolayı güzel bir yağış olacak. İnşallah kar yağar ve bol bol nem olur. Artık tabii ki çıntar sezonu bitse de bir dahaki seneye kuzu göbeğini bol bol toplarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü çıntar avımızı da bitirdik. Burada yola doğru gidiyoruz. Artık bu bölgede de bulma ihtimali yok diye düşünüyorum ben. Görüşmek üzere. Honaz Deniz'den saygılar, sevgiler. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yer topladığım bölge şöyle. Kızılyer'den yukarı doğru çıkarken baraja varmadan soldaki ormanlarda topluyorum. Muhtemelen sağında da vardır ama oralara hiç gitmedim. Ondan dolayı bilmiyorum arkadaşlar. Ondan ben bildiğim veya dolaştığım yeri size tarif ediyorum. Videonun seyretmeyip de sadece neresi tam yerini söyle diyenlere de yer söylemeyeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.